Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Mithat Ekici, bir süredir basında yer alan Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkındaki karalama kampanyalarına karşı bir basın açıklaması yayınlayarak cevap verdi. Operatör Doktor Mithat Ekici açıklamasında şunları kaydetti. Geçmişi 100 yıllık bir tarihe dayanan, yılda 1 milyonun üzerinde muayene sayısı olan, 40-50 bin hastayı yatırarak şifa dağıtan, 30-40 bin hastamızı ameliyat eden, ilimizin tamamına ve çevre illere hizmet sunan, köklü bir sağlık kuruluşu olan Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkındaki sosyal medya ve bir basın kuruluşunun yapmış olduğu tartışmalar usul yönünden büyük bir hatadır. Yüzyıldır binlerce vatandaşımız için şifa kaynağı olan, vatandaşlarımızın ve hastalarımızın umut kapısı hastanemiz, maksatlı ve art niyetli insanlar tarafından yürütülen kara propaganda ile yıpratılmaya çalışılmaktadır. Halkımızın hastaneye olan güven duygularını sarsarak hangi amaca ulaşılmak istenildiği anlaşılamamaktadır. Sadece ilimizde değil, çevre illere hizmet veren, il dışından çok sayıda hasta kabul eden hastanemiz, problemli hastane senaryoları ile yıpratılmaya çalışılmakta ve hatta hastaların müracaat etmemeleri istenircesine çığırtkanlık yapılmaktadır. Her gün binlerce insanın sağlık sorunları için çözümler üreten, umut ışığı olan hastanemiz bir takım kirli emellere alet edilmek istenilmektedir. Hastaneyi, karalamayı kendine görev addeden ve bundan medet uman bu kişiler adeta 10 parmağında 10 kara hastaneyi karalamak için kampanya yürütmektedirler. Bu insanlar hastanelerini ve Kütahya'yı gerçek manada seviyor olsalardı böyle yapmazlardı. Hastanenin 2000 çalışanı ve her gün hizmet alan binlerce insanın temiz vicdanları ile oynamazlardı. Eğer bir hata var ise, hastanelerini ve Kütahya halkını seviyorlar ise, yapılması gereken işbirliği içerisinde sorunların çözümü olmalıdır. Gerekli mercilere müracaat ederek hataların düzeltilmesi için çalışmak olmalıdır. Aksi takdirde bu kara propagandayı yapanların hastanede verilen ve her gün geliştirilen hizmetlerden rahatsız olduklarını söylemek mümkündür. Tıbbi ve teknolojik altyapısı her geçen gün geliştirilen, teşhis ve tedavi imkanları artan, hekim kadrosu gün geçtikçe zenginleşen, sürekli yenilikçi tıbbi uygulamalar ile ilimizdeki ilklerin yaşandığı bir dönemde hastanemizin adeta tedavi değil, hastalık üretiyormuşçasına algı operasyonuna maruz kalması manidardır. Çevre illerden de hasta sevki alırken, il dışına sevklerin azaltıldığı bir süreçte insanların güven duygusunu zedeleyerek çaresiz bırakmak, acaba diye kuşku uyandırmaya kalkmak, hastanemizden yararlanan insanlara yapılmış büyük haksızlıktır. Bu tür bir propagandanın kime ne faydası olabilir ki? Hizmet sunan bütün kurumlarda ve hastanelerde olduğu gibi bizim aramızda da hata yapanlar olabilecektir. Kimse hata olmasını istemez. Bizle hataların yaşanmaması için tıbbi ve teknolojik altyapımızı güçlendirirken çalışanlarımızı hizmet içi eğitimlere tabi tutuyoruz. Hata yapanlar olur ise gerekli idari ve adli işlemler ilgili merciler tarafından yapılacaktır. Hata ve suç unsurunun tespitine göre işlem tesis edilecektir. Bundan da kimse şüphe duymamalıdır. Yaşanabilecek hataların genele yansıtılması, oluşabilecek bireysel hatalar nedeniyle koskoca bir kurumun yıpratılmaya çalışılması, fedakarca çalışan hastane personellerinin zan altında bırakılması bizleri derinden üzmektedir. İnsanların sağlık sorunları karşısında çözümsüz, umut vaat etmeyen bir hastane algısı ile vatandaşlarımız arasında çaresizlik duygusu oluşturulma çabasında olanların unuttukları bir husus vardır. Hastanesinden ve aldıkları hizmetten memnun olan, teşhis ve tedavi işlemleri sonrası şifa bularak sevdiklerine kavuşan, yapılan yenilikler ile başka illere gitmekten kurtulan hastalarımızın duası bu olumsuzlukları bertaraf edecektir.